Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu ikisi teng olur mu edip namlagen dersimizde bugün 5. ders. Birinci dersimiz tevakkül ve tevakkül hakkı da buldu. İkinci dersimiz sabır ve cezava hakkı da buldu. Üçüncü dersimiz birrul valideyn ve ota-onaga oq bo'lishi haqida bo'ldi. Kechagi o'tgan darsimiz taqvo va fujur, bugungi darsimiz rahim shafqat va berahimlik, xahr, beshafqatlik haqida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo odam bolasini yaratdi va ularning qalblariga rahmat degan narsani joyladi. Odamlar o'zini atrofidagi kishilar bilan qilayotgan muomalasida ikki turli bo'ladi. Rahim shafqatli, mehrli bo'ladi yoki berahim qahrli qattiq qo'l qo'pol bo'ladi. Shunday bir qalblar bor, Alloh taolo unga o'zining rahmatini, rahim shafqatini joylagan, shu sifat bilan u qalblar bezalgan. Bunday qalb egalari bilan muloqot qilishlik, muomalada bo'lishlik insonga juda ham bir yoqimli bo'ladi. Buni muqobilida yana shunday bir qalblar bor, a'udhu billah, rahimsizlik, qo'pollik, shafqatsizlik bilan to'lgan, qahr bilan to'lgan. Astaydu billah, Muhammadun Rasulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ أَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Allah Ta'ala mu'minlerini, Muhammed Aleyhisselam bilen birge bugün mu'minlerini sıfatlayıp şunu dediydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın peygamberidir. O bilen birge bulgen mu'minler, kafirlerge kahirli, öz araları değilse, mu'minler birbirlerge rahim şefkatlidirler. Ha, mu'minlar jang maydonida qahrli, qattiq qo'l bo'ladi, chunki jangni tabiati shunaqa bo'ladi. Jang shuni talab qiladi. Ammo o'zaro qolganlarida bir-biriga mehrli, shafqatli, mehribon bo'ladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u zot o'zining ashoblarini rahim shafqatli bo'lishlikka chaqirganlar. Aytganlar: "Ar-rohimuna yarhamuhumur rahman." Rahimdil, shafqatli kishilar Alloh Rahmon ularga rahim shafqat ko'rsatadi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni insoniyatga yuborilishligi nima uchun bo'lgan edi? Astaydu billah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad alayhisalom, biz sizni butun olamlarga rahmat qilib yubordik. Nafaqat insonlarga, nafaqat musulmonlarga, nafaqat inson zotiga, butun borliqqa. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'qib borayotganmiz, Rasulullohning hayotini bitta so'z bilan ta'riflab berchi deyilsa, rahmat degan so'z to'g'ri keladi bunga. Bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bittasi o'ynab bir qushni inidan palaponini olib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelsalar, haligi qush bolasini istab chirillab atrofni ovozga to'ldirib, pirillab u yoqqa bu yoqqa uchib yuribdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni bolasini kim oldi deb so'radilar. Shunda sahobalarning ayrimlari biz oluvdik, biz o'ynamoqchi bo'luvdik deyishdi. Rasululloh aytdilar, qaytarib qo'yinglar dedi. Allohu akbar. Bir qushga, bir chumchuqqa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgan rahmati. Ar-rohimun yarhamuhumur rahman. Rahim shafqatli kishilar. Qalbida mehr shafqat bo'lgan kishilarnigina Alloh taolo rahim shafqatiga oladi. Mana birodarlar, hayvon qo'ydir, ho'kizdir, uni go'shtiga yetishlik uchun so'yiladi. Bir qaraganda hayvonni mashaqqatga solish, hayvonni azoblash, hayvon uchun mashaqqat haqiqatan. Hatto mana shu o'rinda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlardan rahim shafqatli bo'lishni talab qilganlar. Aytganlar: "Va iza zabahtum fa'xsinu zibhata." Fayda zabahtun fa'xsinu zibhata. Agar bir jonliqni so'ysanglar, chiroyli suratda so'yinglar. Fal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih zabihatahu. O'sha hayvonni so'yayotgan odam pichoqni o'tkir qilsin, jonivorni rohatlantirsin. Ya'ni shunday o'tkir qilib turib pichoqni bir torsin, hayvon sezmay qolsin. Hatto mana shu qahr ko'rsatiladigan, mashaqqat bo'ladigan o'rinda ham payg'ambarimiz muloyim bo'lishlarini, musulmonlarning rahim shafqatli bo'lishini talab qilyaptilar. Endi buni muqobilida buni aksi bo'lgan qalbida rahim shafqat bo'lmagan odamni ko'ring. Bu ikkisi teng bo'ladimi? Na odamlarga nisbatan, na hayvonga nisbatan, hech kimga nisbatan qalbida rahim shafqat yo'q.
tüyasını maşinası gibi bağırıp alıp sahrada yürütürüp öldürgenli videosunu gördüler mi? Tri havanın üstüne benzinini koyup bir gün çakıp yok varıp triyleyin öleykenin tamaşa kılıp külüp durgenlerine videosunu gördüler mi? Bunu bana alamadı. Allah Ta'ala bunu diyelerini kalbiden rahmet, rahim şafkat degen sıfatını yapıp koyduğunu yine alamadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Kareler biz hazır hayvan gibi oladıkken rahim şafkat da yapır yapız. Men mathala bil hayvan thumma mata qablan yatub mathala Allahu bihi yevmal kıyama. Kim? Bir hayvanını muslaksa, yani trileyin kesip oynasa, kulağını kesse, ayağını kesse, muslaksa ve şu kıyan işiden tövbe kımasından ölüp getirdikten olsa, natürlüğünü düşünüp, kıyan hatasını anlayıp, istiğfar edip, tövbe kılıp, Allah'tan istiğfar soramasından ölüp gelse şu ahvalda, kıyamet günü bana şu kıyan iş için Allah onu muslak kıladı. Adamların Allah'ta olarak iki kısım gibi oldu. Rahim şafkatli ve birahim kahirli insanlar. Bu ikisi hiç kaçan tek bulmuydu. Bir kişi geldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aldı ki, ya Resulallah falançılarda bir kargayın, falançılarda duayı batkılayın dedi. Bu kişiler müşriklere de, onlar ki İslam'ı arz kılınken de kabul kılışı mı oldu? Hali adam gelip, şunlarını duayı batkılıp, lanetle birleşir gibi soradı. Resulallah ettiler, inni lemu ubath le'anen ve inneme bu'ithu rahmeten. Men lanetle uçup olup yuvarlayanım yok. Men rahmet olup yuvarlayanım dediler Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Dar hakikat biz siz ne ey Muhammed Aleyhisselam? Barcha olamlarga fakat rahmet kılıp yubardık. Adamlar var. Issık günde hayvanlar, canavarlar su tapamaya kalıp kilen edip durur. Malum bir cahilerge idişlerge su kuyu kop koyar. Adamlar var. Ormanga kalın kar yakkanda kuşlar. Ana şu kordu tayyide gene sana tapıp yiyama gene giden. Kilenmesi için ormanda içki kirip kahraton kışta. Yerini şimdi kar koplagende. Daraklarla avukatlarını ilip koyup geledi. Rahmet demiydi Ali kuşlar. Odan da ki yeniyen bilmiydi. Lekin Allah da Allah kalbe gerakim şefkat koygen. Şunu da işit kılalıydı. Yine şimdi adamlar var. Hayvanlarını azablab rahat aladı. Sadistler de koyadı bunu. Burada kilengenli giden, azab kekidiyenden, meşakkatke batgeneden huzurlanadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hayvanını, bir müşrikini azablagan için bir ayol cehennemge girgenliğine haberini verdiler. Kala Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem dehalat imratun nar fi hirratin rabatatha. Bir müşrikini baylab koygenliği için bir ayol cehennemge girdi. Felem tut'imha ve lem tada'ha ta'kul min haşaşil ard. Özüyem vakat vermedi baylab koyup. Özüyem su vermedi. Baylab koygeneden keyin. Koyubam yubarmadı özü tırışlığını ötküzüşlük için. Bana şu mışık açlıydan, çankağıdan öldü. Şu mışığını azaplayan için bayağı cehennem gekirdi. Zayıf, aciz, natavan, kuşu mıdır, haşarat mıdır? Zulüm kılıyorsa mı? Demek kalbinde rahim şafkat yok. Allah'ını senge rahim şafkat kılışına ümit kılma. Eğer kalbimizde rahmet bu midiyon olsa, herkes Allah'ta olan rahmetine, şafkatine müşerif bulamayız. Mana endi buni muqobilida boshqa bir ayol bir chanqab turgan itga quduqdan suv olib, kavushiga qo'yib, ichirib qo'yganligi uchun Alloh taolo gunohini mag'firat qildi. Bag'iy ayol edi, fohisha ayol edi. Bir ayol buni mushukni qiynagan uchun jahannamga ketdi. Bir bag'iy fohisha ayol bir hayvonga shafqat ko'rsatib qo'yganligi uchun jannatga ketdi. Birodarlar, atrofimizdagi odamlarga rahim shafqatliroq bo'laylik. Rahim shafqatli inson bilan qahrli inson hech qachon barobar bo'lmaydi. Hatta er ve hatun ortasındaki muamelelerde. Er, hatuna nisbeten rahimlik, yumuşak muamelelik, muloyim bo'lishi mümkün. Bu yan bir. Ve onun aksi. Ayoliga nisbeten katı kol, bolalarga berahim, şafkatsiz, kahirli. Özü aslında şey var adalar. Turmuş kuruştan maksat ne miydi? Allah Ta'ala ne dedi bu hakkında? Estağfirullah. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Hani ailelerimiz ne için kuruluşluk gerek? Onun arkasında ne maksat? Onun ayetlerinden yana biri, o zat sizler hamdan buluşlarınız için özlerinizden cüflen yaratışı ve ortalarınızda aşinalik ve mehir muhabbetini payda kılışıdır. Eğer hatun turmuş kılarken,
ortada mehr muhabbat, oshnolik paydo bo'lishi kerak. Chidab yashamaydi bir-biriga nisbatan. Birodarlar ko'chada xoling xolimi rahim shafqatli, muloyim, haligi etiketni sabriyat qilgan, subordinatsiyani bilgan esli bo'lib yuramiz. Biz ko'chada hamma qoidaga rioya qilib zo'r yuramiz, ammo asl basharamiz qayerda ko'rinadi? Agar uydagi basharalarimiz bilan ko'chaga chiqaylik-da. Ishtaloq berishadi. La rajata fiha. G'ildiradi dedi, senda qodam bilan muomala qilmayman dedi. Endi nima qilsin uydagi ayollar, bolalar? Ilojiga ko'taradi-da, ilojiga sabr qiladi-da. Sizni ayolingizga, farzandingizga qattiq qo'l bo'layotganligingiz, berahim, beshavqat bo'layotganligingiz quvvatingizni belgisi emas. Aksincha bu zaifligingizni belgisi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Vastavsu bin nisa'i khayra." Ayollarga chiroyli muomala qilinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda oxirgi marta xutbasini qilayotganlarida mana shu narsani aytib o'tganlar. Ayollarga yaxshi muomalada bo'linglar, rahim shafqatli bo'linglar. "Khayrukum khayrukum li ahli va ana khayrukum li ahli." Sizlarning ichingizda dedi Rasululloh, yaxshilaringlar kim? O'z ahli oilalariga yaxshi munosabatda bo'lganinglar. Endi men deyapti Rasululloh, sizlarning oralaringizda oilasiga yaxshi muomala qiladiganlar eng yaxshisiman. Haqiqiy rahim shafqati qalbida bor ota uyga kirganda uyda bayram bo'lib ketadi. Buni aksi bo'lganda chiqib ketsa bayram bo'ladi. Inson qalbida rahim shafqat bo'lmaydigan bo'lsa bolasini o'pa olmas ekan. Nabi sallallohu alayhi vasallamning huzurida Aqro ibn Habis o'tirgan edi. Banu Tamim sayyidlaridan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayrim nabiralari kelib, Rasulullohning quchog'iga o'tirganida Rasululloh olib, haligi nabirasini o'pib, peshonasidan bag'riga bostilar. Shunda Aqro ibn Habis: "Ye, meni 10 ta bolam bor-u, bir marta ham o'pmagan ekanman ularni", dedi. Ya'ni mana shu yosh bolani o'pib erkalatishlik zaiflik bo'lib qoladi-da. Rasululloh aytdilar: "Alloh seni qalbingda rahmatni olib qo'ygan bo'lsa, men nima qila olaman?" Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir kuni bir kofirga ko'zi tushib qoldi. Qari, kuch-quvvatdan qolgan, mehnat mashaqqatga qolgan. Unga qarab turib yig'ladi. Kofirga qarab Umar odil yig'ladi. "Nima yig'layapsiz bu kofirga qarab? Bu kofir u bu?" deb so'rashganida javob beribdi-ki: "Amilatun nasiba tasla naron hamiya." Qur'ondagi bu G'oshiya surasidan 3-4 oyatlar. Mehnat mashaqqat chekuvchidir, qizigan do'zoxga kiruvchidir. Dunyoda shuncha mehnat mashaqqat qiyinchilik bilan yashaydi, endi oxiratga borganda hech qanday nasiba yo'q. Shuni ko'rib turib kofirga rahmi kelyapti. Kimni? Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni. Allohning bandalariga rahim shafqatli bo'lgan kishilar bilan berahim, beshafqat bo'lgan kishilar hech qachon barobar bo'lmaydi. Rahim shafqati bor odam mashinasida ketayotgan bo'lsa, yo'ldagi bir bola yiqilib tushsa, to'xtab borib yordam ko'rsatadi. Qalbida rahim shafqati bor odam, inson, bu odam biror qushni suvga tushib chiqa olmayotganligini ko'rsa, tosh otmaydi unga. Tomosha qilib ko'rmaydi, sekin borib chiqarib qo'yishga harakat qiladi. Bu yaxshilikning alomati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man rahima walau zabihata usfurin rahimahullohu yawmal qiyama." Kim bitta chumchuqqa bo'lsa ham rahim shafqat ko'rsatsa, Alloh bu bandaga qiyomat kunida rahim shafqat ko'rsatadi. Chumchuqqa. Hali biz odamga demayapmiz, qaranglar. Chumchuqqa rahim shafqat ko'rsatsangiz, jannatga kirasan deyapti, Alloh rahmat qiladi deyapti. Endi odamlarga qanchalar rahim shafqatli bo'lishimiz kerak? Darsimizni bir muallimning hikoyasi bilan tugatamiz. Bir muallim hikoya qiladi. Qish kunlari edi. Maktabga har safargidan ertaroq borsam, sinfimga kirsam, 2 yosh bola ustida napis kiyimlar bilan sovqotib qaltirab o'tirishardi. Ularni isiroq bo'lgan boshxonaga olib chiqdim. Ozgina turib o'ziga kelishganidan keyin nasihat qildim: "Ey bolalar, shunaqa sovuqda shunga napis kiyinib kelasizlarmi? Ay, kasal bo'lib qolasizlar-u." Gapirgancha gapirdim. Ularni kichigi yig'lab yubordi. Qattiq gapirganim yo'q, qo'pollik qilganim yo'q. Nimaga yig'ladi? Shunda kattaroq gapirdi: "Ey ustoz, nimaga bunaqa holda turganimizni aytib beraymi?" "Ha, aytib ber bolam. Yaqinda onamiz vafot etdi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin otamiz bir ayolga uylandi.
Yenge onamız, eğer uykudan vaktinde turmasak, nonushtadan ham, issiq kiyimdan ham bizni man qilib qo'yadi. Bugun ham uxlab qoluvdik, nonushtadan ham, issiq kiyimdan ham man qildi, shunday qilishga majburimiz dedi. Odam ya bu. O'g'i ena deb qo'yadi. Endi hamma o'g'i ona ham unaqa emas, lekin shunaqalari ko'proq. Onasi vafot etgan yetim. Agar o'zini onasi bo'lganda bolasi uxlab qolsa sabr qilar edi. Çayını hem koy verir arada, kiyintirip hem çıkar arada. Lekin öge yeken de. Demek bana şu öge ananın kalbi de rahim şefkat yok ligin alamadı. Onge hayriyeti yok. Şunun için, mabada eşitse bizi, o şu anası ölgen ballar ki, ana bolu borgen öge analar eşitse, aytamız ki, kalbinde şu lagin nasıl bir rahim şefkat bulsa, Allah ona rahmet küt. Atasını aldı, çıralı muamelanı koyar, balan botan da koyardı, yok ligin özü bilim muamelasını kıladı. Yetimni boshini silash qanchalar ulug' savob ekanligini ham bilamiz. Yetimni qahshatishlik qanchalar gunohligini ham xabarimiz bor birodarlar. Hozirda ham qarasanglar, o'zini tuqqan bolasiga ham ayrim otalar, onalar rahim shafqat ko'rsatmaydi. O'zini ko'chada asabi tugaganligini, ko'chadagi bo'layotgan ishlardan qalbi ezilganligini alamini kelib xotinidan oladi, o'zini tuqqan bolasidan oladi. Shunaqa so'kadiki, agar begona odam bo'lsa, yorilib o'lib qoladi. Yani bolası fası, facir bu muydu bolası? Namaz han boladı, ibadat han boladı, ihtimal karı boladı. Şuna kadar sökedi. Ne maksin, ne metur oradı da. Öz yine balenge şafkatin yok. Adam mı sensin? Ozgur yaptı dedi. Taş sulatı ozgur yaptı dedi. Abdobuz yığılıyse bir iki yaşar, üç yaşar bolası bile çıkıp abdobur kelinde bir tanesi adber yaptı. Ozgur yaptı dedi. Taş sulatı yığılamadı dedi. Ne mene biladı iki üç yaşar balayı? Qanday tarbiyalasang shunday muomala qiladi senga. Rahim shafqat ko'rsata olmading bolaligida senga hech qachon rahim shafqat ko'rsatmaydi. Bir kun keladi, buni qo'liga kuch o'tadi. Bir kun keladi, sen unga muhtoj bo'lasan. Kama tadin tudan, nima mehr ko'rsatgan bo'lsang, nima muomala qilgan bo'lsang, shu narsa qaytadi. Abu Mas'ud al-Ansori roziyallohu anhu u kishi aytadi: Kulum rasa uraya tutudum. Şüphe ette arkamdan bir avazını eşittim. Ey Abu Mas'ud, bilgin ki sen onun üstüde, kulin üstüde, kadir bolganingden köre Allah seni üstünde kadirroq. Kuldu cazalaşıya kadirsen, lekin Allah seni cazalaşlıkke senden köre kadirroq dedi. Meni ögürlüp karasam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eken. Ya Resulullah, Allah üçün huru azat dedi. Peygamberimiz aittiler, eğer şunu yıkılmayanızda, elbette sizge ot azab yetken bular dedi. Kalbi kattık, rahim şafkatsız, kahır kürsatışki adatlanan kişiler. İhtimal bizi aramız diyen vardır. İhtimal birinci saplarda beş mahal namaz okur. Ama kalbi de rahim şafkat bu miydi yan bısa? Allah Teala'nın rahmetten ümit kılışı kıyım buladı bu de insanlarına. La tunza'ur rahmatu illa min şakiyin dedi Resulullah. Rahmet, mehir, şafkat, fakat yine baksız, badbaht kişiden op koyuladı. Eğer siz kahırlı bosiz, mehri şefkat bulmasa, yumuşalı kalbizde bulmasa, badbaht insana kendisi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisleri de bana şimdi merhamet kıldılar. Şefkatli kalbe gelerek, bir rahim, kahır yıkt olgen kalp. Bu ikisi hiç kaçan tüyüm bulmaydı. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.